Sen gelince aşka kısırsan. Bugünkü hikayenin ana kahramanı Denizli'de yaşayan Halil isminde bir öğrenci. 1983 yılında doğan Halil, hayatı boyunca çalışmak zorunda kalacak ama hayallerinden hiçbir zaman vazgeçmeyecekti. 1997'de ortaokulu bitirdikten sonra ekonomik yetersizlikler sebebiyle liseye başlamadan çalışma hayatına atılır. İlk önce mobilyacıda çırak olur. Sonraki yıllarda halı, kumaş gibi bazı şeyleri dokuyarak işinde iyice ustalaşır. Mobilyacıdan ayrıldıktan sonra Denizli'de bulunan Boceli köyünde tekstil fabrikasında dokuma ustası olarak işe girer. Genç yaşta birçok farklı işte çalışıp kendini farklı alanlarda geliştirir. Fakat onca çalışmaya rağmen maddi sıkıntılar hiçbir zaman peşini bırakmaz. 2003 yılına geldiğinde kendine ait bir başka yetenek olan şarkı söylemeyi keşfeder. Sesi inanılmaz güçlüdür. Ancak maddi sıkıntılar müzik kariyerine ilerlemesini zorlaştırır. Çünkü günün 4'te 3'ünü çalışarak geçiriyordur. Arada kaçamak yapıp efkar dağıtmaya gittiği mekanda Zekeriya, Veli ve Yavuz adında müzikle uğraşan 3 arkadaşla tanışır. Gitarist, baterist ve basçı olan arkadaşlarıyla zamanla toplanıp küçük bir odada, Halil'in ise hayallerimin odası dediği küçük yerde müzik yapmaya başlarlar. Nara adındaki grup da bu odada kurulur. Halil'in grubu kurduğu dönemde bir de çok sevdiği sevgilisi vardır. İşin talihsiz tarafı ise hayatının çoğu çalışmakla ve müzikle uğraşmakla geçiyordur. Çok sevdiği sevgilisi onu şehir değiştirme gerekçesiyle terk ettiğini söyleyince her gencin olduğu gibi dünya onun da başına yıkılır. Grubun diğer üyelerine göre Gitme şarkısını ağlayarak giden sevgilisi için söylemiştir. Halil ilk eseri olan Ne Olur Gitme'yi bu olay üzerine besteler. Besteyi de Hayallerimin Odası dediği o odada yapar. Bu şarkı amatör bir kliple birlikte sosyal medyada dönmeye başlar. O dönemde internet kafeler, oyuncu forumları bu şarkıyla çalkalanır. Hikaye zaman içinde hüzün boyutundan çıkıverdi. Halil Erten ünlenen şarkısıyla birlikte hayallerinin peşinde koşmaya başladı. Artık bir grubu vardı ve ilk ufak çaplı konserlerini kendi mahallelerinde verdiler. Hayallerinin odasında toplandıklarında artık bir albüm konusu vardı masada. Albüm için de çok çalışılması gerekiyordu. Grupla yaptığı şarkı provalarına bile işten yorgun argın döndükten sonra vakit ayırıyordu. Ama yine de hayali olan albümü için sonuna kadar mücadele etmeye devam edecekti. Bir yandan da şarkı o kadar popüler olmuştu ki 2011 yılında internetin her köşesine yayılmıştı. Nara ilk büyük konserini planlamış, sponsorlar bulmuş ve her şey yolunda gitmeye başlamıştı. Hatta büyük müzik organizasyonlarının altında çalmaya başlayacaklardı. 2011 senesinin Eylül ayıydı. Büyük konserden 3 gün önce Halil halen fabrikada çalışmaya devam ediyordu. İş çıkış saati o gün çoktan geçmişti. Saatler 20.00'ı gösteriyordu. İnternette şirket aracı olarak geçse de söylenenlere göre patronunun şahsi aracını yıkıyordu. Patronu aracının her daim temiz olmasını istiyordu. Nara'nın vokalisti Halil Erten, basınçlı oto yıkama makinesinin sıyrılmış kablosunun suya temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak hayata veda etti. 3 gün sonra belediye sanat merkezinde verecekleri konserde iptal oldu. Nara hiçbir zaman gerçek bir sahne performansı gösteremeden tarihin derinliklerine karıştı. Bu haber üzerine o dönem Facebook sayfasında yorum yağmurları yaşandı. Grupsa birkaç yıl içinde dağıldı. Ancak Halil'in anısına en çok istediği şey olan bir albüm çıkarmayı ihmal etmedi. Ona özel bir kliple veda ettiler. Tüm şarkılarını Hayaller Odası ismiyle albüm haline getirdiler. Vefatının ardındansa ailesi hiçbir zaman davacı ya da şikayetçi olmadı. Sebebi grup üyelerine sorulmuş, ilk akla gelen parayla olayı kapatmak olup olmadığı dile getirilmiş, ancak yasal olmadığı gerekçesiyle açıklamada bulunmamışlardı. Sonrasındaysa Halil Erten'in kardeşi olayın tamamen kaza ile olduğunu, fabrika sahibinin ise aile dostu olduğunu söylemişti. Onun hayalleri de gelecekle ilgili planları da yarım kaldı. Ama unutulmaz şarkısıyla internette hala dinlenmeye devam ediyor. Hayallerinizin yarım kalmaması dileğiyle.